Merhabalar. Bugün sizlere fırında hindi patates yapıyoruz. Malzemeleri sayacağım. Hindi, patates, biber ve domates. Şimdi size hindileri göstereyim. Hindileri marine ettim. İçine bu marineyi hemen hemen herkes biliyor ama ben gene de kısacık bir tarifini vereyim. 3 kaşık yoğurt koydum. Kekik, biber, tuz, karabiber. Bunları karıştırdım üçünü. Birazcık da salça koydum. Güzelce karıştırdım. Burada hindi but ve göğüs var. Göğüsleri ben yiyeceğim. Butları çocuklar yiyecek. Burada da patateslerim var. Soydum, hazırladım. Bunları dilimleyeceğim. Burada yeşil biberim var. Üzerine koymak için. Ve burada da dilimlenmiş domatesim var. Bunu da üzerine koyacağım. Patateslerimizi böyle ortadan ikiye kesiyorum. Bu şekilde ikiye ayırıyorum. Sonra böyle bu şekilde dilimliyorum. Bu kalınlıkta dilimleyip tepsiye. Şimdi baharatlarını attım. Kekik attım. Kırmızı toz biber attım. Tuz attım. Ve karabiber attım. Yağ atacağım. Baharatlarını istediğiniz gibi istediğiniz kadar atabilirsiniz. Tuzunu da. Şimdi yağını koyacağım. Yağ da istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Yağını da koyup güzelce karıştıracağım ve fırına vereceğim. Patatesler bu kadar. Bunları da böyle karıştıracağım. İyice birbirine karışmasını sağlayacağım. Karıştırdıktan sonra fırına vereceğim. Şimdi fırına verdim. 180-190 derece pişene kadar pişireceğim. Üzeri kızaracak ve onu kızardığında göstereceğim. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye önce hindi göğüslerimi yerleştireceğim. Böyle atayım hepsine. Butlarım. Orta kısmı hindi göğüsleri. Diğer patatesten ben biraz patates ayırdım. Çünkü çocuklarım hindinin tadı geçmiş patatesi sevmiyor ama ben çok seviyorum. Böyle aralarına yerleştireceğim. Böyle daha lezzetli oluyor. Hindinin tadı geçiyor içine. Bu şekilde bütün patatesleri yerleştiriyorum. İnce olmasına dikkat edelim. Çünkü hindi biraz geç pişiyor. Böyle yerleştirdim. Bir kenarlarına biberleri koyuyorum. Böyle üstüne domatesleri yerleştiriyorum. Böyle domates soslu güzel bir hindi olsun istiyorum. Biberlerini üstüne koymadım çünkü onlar böyle pişsin istiyorum. Butları da koyuyorum. Köşelere koymaya çalışıyorum çünkü benim fırınım köşeleri daha iyi pişiriyor. Diğerini de diğer köşeye koyacağım, şuraya. Böyle. Sizin fırınınızda nereye en güzel pişiriyorsa siz de oraya koyun. Böyle yapacağım. Şimdi üzerine kırmızı biberlerimizi de yerleştirelim. Sonra üzerine hafif tuz atacağım. Ve üzerine ıslattığı yağlı kağıt koyacağım. Şimdi onu da göstereyim. Şimdi tuzunu atıyorum. Soslarken zaten tuz atmıştım ama şöyle ufak bir tuz daha atıyorum. Sonra böyle ıslatmış olduğum yağlı kağıdı üzerine güzelce kaplayacağım. Böyle kapatıp fırına vereceğim. Önce birazcık altta pişireceğim. Sonra üste alacağım ve kağıdını kaldıracağım. Öyle de kızartacağım. Altı piştikten sonra çatalla kontrol edeceğim. İyice piştikten sonra yağlı kağıdı üzerinden kaldırıp üzerinde kızarmasını sağlayacağım. Önce göstermeyi unutmuşum.
Böyle dört kenarını katladım. Böyle kenarlarına kürdan batırdım ki havalanıp, çünkü içeride ısı hava dolaşıyor. O hava ile birlikte bu yağlı kağıt kabarıyor ve açılıyor. Açılmaması için böyle dört kenarını kürdan batırdım. Şimdi fırına İşte veriyorum. patatesimiz, altta tavuğumuz güzelce pişecek. Alt üst çevirerek pişireceğim. Görünüyor mu bilmiyorum. Patatesimiz çok güzel kızardı. Ve şimdi fırından alacağım. Patatesimiz pişti. Şimdi çıkarttım. Tabağa alacağım. Hindimiz de pişti. Bakın, butlar çok güzel kızardı. Domateslerimiz pişti. Patatesler, biberler kızardı. Tam kıvamında oldu. Biraz koyu renk çıkıyor ama bu kadar koyu değil. Karanlık olduğu için herhalde. Şimdi servis yapacağım. Onu da göstereceğim. Hindimiz, patatesimiz, pilavımız pişti. Servis tabağına aldım. Gördüğünüz gibi gayet güzel piştiler. Bize afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.